Herkese merhaba, Asus Zenfone Max, Asus'un merakla beklenen Zenfone akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Merakla beklenmesinin en büyük sebebi telefonun 5000 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pil barındırması. Bunun dışında telefonun teknik özellikleri orta segment Android telefonlarında görmüş olduğumuz teknik özelliklere benziyor. O türde teknik özellikler. Kutusunu açarken bundan bahsedelim. Çok yakında detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacağınız Asus Zenfone Max'in kutusunu hep beraber açıyoruz. Telefon Bilkom garantisiyle sunulduğu için görmüş olduğunuz gibi altta garanti belgesi yer alıyor. Onu bir kenara koyalım. Şöyle elimize makasımızı alalım. En güzeli şuradan jelatine bir çizik atalım. Ve tamamdır. Artık buradan ilerlememiz mümkün olacaktır. Zenfone Max'in teknik özelliklerinden bahsedelim. Jelatini bir taraftan yırtarken telefonda 5.5 inç 1280x720 piksel ekran bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 410 işlemci, 2 GB RAM. Elimizdeki telefonda 16 GB dahil hafıza var. 128 GB'a kadar destekli microSD kartları destekleyen bir microSD kart yuvası var. Bunun dışında çift SIM kart desteği var. Sadece birinci SIM kart yuvasındaki hatta 4G desteği sunuluyor. Ve başta da belirttiğimiz gibi 5000 mAh kapasiteli, yüksek kapasiteli bir pil var. Ve karşımızda gördüğünüz gibi Asus Zenfone Max, Zenfone 2 ve Zenfone 2 Laser telefonlarına benzemekle birlikte biraz onlardan farklı ses tuşları gördüğünüz gibi kenarda yer alıyor. Halbuki Zenfone 2'de ve Zenfone 2 Laser'da arkada yer alan ses tuşlarını görmekteydik. Arkası plastik ancak deri görünümlü, sahte deri, suni deri görünümlü dokulu bir arka yüzey söz konusu telefonda. Bu kapağı çıkartıyorsunuz ve böylelikle de SIM kart yuvasına erişmeniz mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi Zenfone Max'in yüksek kapasiteli 5000 mAh kapasiteli pili arkada bu şekilde yer alıyor. Gördüğünüz gibi iki tane SIM kart yuvası var ve yine microSD kart yuvası da arka yüzeyde mevcut. Telefonun görmüş olduğunuz gibi biraz kalın bir profil var. Bu kalın profilin bulunmasının en büyük sebebi bu pile yer açmak. Tabii ki arkası biraz da kavisli yapıldığı için telefonu elinizde tuttuğunuzda rahat bir kavrama elde ediyorsunuz ve rahat şekilde kullanım hissini veriyor. Altta görmüş olduğunuz gibi kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları mevcut. Kamera önde ve arkada yer alıyor. Yine çift renkli LED flash da mevcut. Devam edelim kutudaki gezintimize. Başka neler var? Çeşitli kitapçıklar. Bunun dışında seyahat şarj adaptörü görmüş olduğunuz gibi hızlı şarj özelliği bulunmuyor bu şarj adaptöründe. Bunun dışında kulaklıklar, farklı kulak boyları için, boyutları için topuzlar ve görmüş olduğunuz gibi bir USB adaptörü ve micro USB kablosu da yine telefonun kutusundan çıkanlar arasında yer alıyor Asus Zenfone Max'te. Şimdi Asus Zenfone Max'i açılışını yapalım ve ilk izlenimimizi kullanıcı arayüzündeki ilk gezintiyi de beraber gerçekleştirelim. Evet, Asus Zenfone Max'in kurulumunu tamamladık. Karşımızda Asus'un alışmış olduğumuz kullanıcı arayüzü var. Telefonda Android 5.0.2 Lollipop geliyor ve bu şekilde kutusundan çıkıyor. Daha sonra belki güncellemeler gelecektir buna. Alıştığımız o Asus Zenfone telefonlarında görmüş olduğumuz kullanıcı arayüzü var. Karşımızda Asus'un yoğun özelleştirmelerine ve uygulamalarına sahip olan bir ana ekran ve uygulama menüsü görmüş olduğunuz gibi Asus'un yenilikli olarak sunduğu ve sizin daha sonra silebileceğiniz uygulamalar var. Yine Asus'un yüklediği görmüş olduğunuz gibi çeşitli araçlar mevcut. Bunları sevebilirsiniz ya da sevmeyebilirsiniz. Eğer sevmezseniz telefondan kaldırabilirsiniz. Bunun dışında yine Google uygulamalarını ve Google Play Store'u görüyoruz. Google hesabıyla telefonunuza giriş yaparak Google servislerinden yararlanabilir, uygulama indirebilirsiniz. FM radyo bazı kullanıcıları oldukça sevindirecektir. Bunun dışında yine çeşitli araçlar mevcut bu kullanıcı arayüzünde ve çeşitli hızlı ayarlarda görmüş olduğunuz gibi bildirim tepsisi üzerinden kolaylıkla erişilebilir şekilde mavi ışık filtresi Asus'un telefonlarına yer alan ve mavi ışığı süzerek özellikle akşamları gözün daha az yor olmasını sağlayan, aynı zamanda kitap okurken veya bir şeylere bakarken gözün daha rahat etmesini sağlayan filtre de diğer Asus Zenfone telefonlarında olduğu gibi Zenfone Max'te de bulunuyor. Gördüğünüz gibi bir güncelleme var. Bu güncellemeyi yükledikten sonra bakmak lazım. Tabii ki incelememizi yayınlamadan önce bu güncellemeyi çoktan yüklemiş olacağız ve testlerimizi de o şekilde gerçekleştireceğiz Asus Zenfone Max'te.
5000 mAh kapasiteli Asus ZenFone Max'in kutu açılışı ve ilk deneyimi bu şekilde. Bu telefonla ilgili detayları çok yakında yayınlayacağımız inceleme yazısında bulacaksınız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.